Hadisler Peygamberimiz yaşarken de yazılmış mıdır diye bir arkadaşımız soru soruyor. Bu konuda epey bilgi var kitaplarda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda da hadisleri var. Yani onun söylediği söylenen sözler var. Diyor ki veya dediği söyleniyor ki diyelim, bulunduğu söyleniyor ki benim ağzımdan Allah'ın kitabından, vahiyden başka çıkan sözleri yazmayınız. Sizden evvelki kavimler de peygamberlerin sözleriyle Allah'ın onlara vahyettiklerini birlikte yazdılar ve karıştırdılar birbirine. Sonuçta da sattılar, helak oldular. Ben ümmetimin helak olmasını istemiyorum. Yani bunu yapmayın. Onlar yaptı. Büyük handikaplara girdiler ve bir sürü yanlışlar yaptılar, esaslı yanlışlar. Sizin bu yanlışları yapmanızı istemiyorum. Onun için siz benim ağzımdan çıkan, ya bu Allah'ın sözüdür diye söylediklerimin dışında, yani şu vahidir, bana gelen vahidir dediklerimin dışında bir şey yazmayın. Defaatla söylediği halde bir takım olaylar naklediliyor. Gene de yazmayın dediği için gözünün önünde yazmıyor da şurada konuştuklarını hemen birisi mutfağa kaçıyor, birisi ben koridora, hemen orada aklında kalanları yazmaya çalışıyor. Bir arada işte peygamberle hoş bir sohbette işte ya Resulallah ben şunları yazdıydım bir bakar mısın filan. O da niye yazdın diyor. Yazmayın demedin mi diyor. Fakat pek az insan da olsa bunun sözlerine riayet etmeyip yazanlar bulunduğu söyleniyor. Nitekim Allah ömür versin hala sağ sanıyorum. Muhammed Hamidullah Sahife-i İbni Hümam isimli birinin peygamber zamanında yazdığı hadislerin bulunduğu bir sahifenin tıpkı basını. Yani küçük bir kitap, böyle sonraki hadis kitapları gibi cilt cilt falan filan gibi yazdığı söylenen bir kitap. Ona da Sahife-i İbni Hümam deniliyor. Yani onun yazdığı sayfalar, onun yazdığı hadislerin yazıldığı sayfalar anlamına geliyor bu isim. Yani peygamber kendi sözlerinin yazılmasını istememiş. Ama ona rağmen daha sonra yazmışlar. Ve biliyorsunuz hadis kitapları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten hemen hemen 100 sene sonra filan yazılmaya başlanmış. 80 sene ilk yazılanlar 80 sene sonra giderek çoğal. İlk 100 ila 200. sene içerisinde işte İmam Bukhari'si, Müslim'i, Tirmizi'si, Ebu Davud'u, İbn-i Mace'si, bilmem ne, Sizlen, Darimi'si filan bir sürü bu işle uğraşan, bu işi meslek haline getiren insanlar çıkmış ortaya.